Yaşadığımız büyük travmadan sonra deprem bölgesindeki kültür sanat kurumları başta olmak üzere bundan etkilenen dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız önemliydi. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İBB Kültür Dairesi bölgedeki kültür sanat faaliyetlerini yapan dostlarla dayanışma hatları kurmaya başladık ve Antakya Medeniyetler Korosu ile Cemal Reşitçi'de vatandaşlarımızı buluşturuyoruz. Hatay Akademi Orkestrası burada bir konser verecek ve bu iki yüzüde topluluğumuzla beraber biz deprem bölgesindeki yaşanan acıları dayanışmayla, sanatla hayata güçlü bir destek olacak şekilde pozitif alana çevirmeye çalışıyoruz. Bölgedeki sanatçılarla birlikte neler yapacağımızın uzun süreli görüşmeleri de yapılıyordu. Ali Hoca'nın söylediği temelde bir şey vardı. Yani bizim yeniden tekrar müzik yapabiliyor olmamız lazım ve Hatay'ı, Antakya'yı yeniden ayağa kaldırmamız lazım diyordu. Aslında bu da bizim motivasyon araçlarımızdan biri oldu. Ve dayanışmanın müziği projesinin de aslında temelleri böyle atıldı. Bugün ise orkestralar bence burada buluşuyor. Orkestralar, korolar, İstanbul, Ankara, İzmir, o kadar çok yerden dayanışmaya gelen müzisyen var ki belki de Türkiye müzik tarihinin en büyük müzisyen dayanışmalarından birini yaşıyoruz bu akşam. Ve çok umut veren bir ortamın içerisindeyiz şu anda. Umarım ki bu dayanışmamız Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracak. Yaşanan büyük yıkımdan sonra aslında müzisyenlerin bir araya gelmesi ve tekrar bir motivasyonla hareket etmeleri aktardıkları üzere konuşuyorum. Oldukça zorlu bir süreçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kültür ailesi olarak buna vesile olmaktan çok mutluyuz. Ayrıca bir müzisyen olarak çok mutluyum. Çünkü doğrudan bir temas kurarak, onların iç dünyalarıyla da bir temas kurarak aslında neler yaşadıklarını çok iyi anladığımız ve iyileşme sürecine ne kadar katkımız olduğunu görmek beni şahsen ve kurum adına çok mutlu ediyor. Koromuzdan 7 arkadaşımız vefat etti. Ben 8 saat enkazda kaldım, beni çıkarttılar. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki Antakya Medeniyetler Korosu yaşarsa Antakya yaşar mantığıyla da biz tekrar toplanmaya karar verdik. Buradaki en büyük destekçilerimizden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Orkestralar Genel Müdürlüğü bir dayanışmanın müziğini gerçekleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere bütün çalışanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Dört günlük bir prova süreci vardı. Asıl iyileşme aslında orada başladı. Bu konser onun finali gibi olacak aslında. Arkadaşlarımızı kaybettikten sonraki ilk bir araya gelmemiz, daha doğrusu depremden sonra ilk bir araya gelmek ve arkadaşlarımızı kaybettikten sonra ilk defa müzik yaptık, onlar olmadan. Bugün konserde sandalyeleri boş kalacak o arkadaşlarımızın. Çıkardığımız her seste biraz daha iyileştiğimizi gördük. Ve biraz daha müzik yapmak istedik, biraz daha. Ve biz eğer öyle iyileşiyorsak toplum çok daha güçlü iyileşecektir diye hissettik. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz. Bölgedeki en önemli konulardan bir tanesi de orada tekrar hayata geri dönmesi gereken kültür sanat camiası ve sanatçı dostlarımız. Her iki koromuz da büyük kayıplar verdiler ve onlar da acılar yaşadılar. Biz onlarla dayanışma ilişkisi kurarak tekrar bir yaşam enerjisi kazandırmak ve İstanbul'daki dostlarımızla Hatay'ı, deprem bölgesini yan yana getirmek amacıyla bu etkinliği düşündük. İBB Kültür deprem bölgesiyle kültürel etkinlikler anlamında da dayanışma ilişkileri sürdürmeye devam edecek.